Mesela der ve bu konuyu kapatır. Sayın Güller size dönmeden önce şimdi e, arkadaşlarım uyarıyor. Macron görüşmesi sona erdi. Yazılı bir açıklama bekleniyor diye. Bakalım nasıl bir açıklama gelecek orada. Kısa süren bir görüşme oldu. Birazdan e, detaylarını konuşacağız elbette ama S-400 soruları çok geliyor Sayın Güller. E, masada belki de işte detaylarına girecek kadar... E, detaylı bir görüşme ayrıntılı bir görüşme olmasını beklemiyorum dedi Sayın Doğulu da başlıklar halinde olabilir bir tercüme kısmı ile birlikte işte bir saat görüşme olsa 30 dakikada tercümesi sürecek sonuçta bir odaya geçilerek yapılacak NATO zirvesi bünyesinde oluşan yan bir görüşme olarak kayda geçecek dedi S400 konusunda net bir adım olacak mı olmayacak mı bizi Zihnimizi zorlayan bazı gelişmeler de oldu. Örneğin Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden biri ABD'de soruyu yanıtsız bıraktı. Ama aynı anda Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar'dan akılcı mantıklı bir çözüm için hazırız şeklinde açıklamalar oldu. Uluslararası basında da İncirlik'e belki de monte edilebilir mi? İncirlik'te konuşlandırılabilir mi? S-400'ler gibi tartışmalar dinledik. Bunun sonucunda bugün gündeme gelmesini bekliyor muyuz? İlk soru bu olsun ama... Detaylıca yorumunuzda merak ediyorum bu görüşmeye ilişkin. Evet, e, sorunuzu, görüşmenin e, nasıl olacağını bir bütün olarak e, belki cevaplarsam e, içinde yanıt vermiş olurum. Aslında e, bu görüşmenin e, altyapısı oluşturuldu toplam 5 görüşmeyle. Çavuşoğlu'nun Blinken'le, Akar'ın e, Lloyd Austin'le, e, hatta Sedat Önel'in Sherman'la ve e, Jack Sullivan'la İbrahim Kalın arasında yapılan iki görüşmeyle de Erdoğan ve Biden'ın ne konuşacakları, ne konuda anlaşacakları üç aşağı beş yukarı netleşti zaten. Burada Ankara ile Washington'un bu toplam 5 görüşme içerisinde iki noktada bir uzlaşıya vardığını görüyoruz. Birinci uzlaşı şu. Erdoğan ve Biden Türk-Amerikan ilişkilerini kurtarmak için en uygun zemin olarak NATO'yu görüyor. NATO düzleminde e, kalarak Türk-Amerikan ilişkilerini Çözmenin peşindeler. Birincisi bu. İkincisi ise mevcut ağır ve çözümü aslında kısa vadede, orta vadede olmayan pek çok sorun var. E, YPG destekten tutun da S400'lere kadar. Bütün bunları e, paranteze alıp yeni işbirliği alanlarında odaklanmaya e, Washington ve Ankara karar vermiş durumda. Şimdi bunlarla ilgili e, bazı veriler var. NATO'yu bir düzlem olarak, bir çözüm merci olarak ele aldıklarının en önemli ifadelerini birincisi Erdoğan, ikincisi Hulusi Akar, üçüncüsü de Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken söyledi. Tersten başlarsak Blinken'in iki mesajı vardı. O mesaj değil de Türkiye'nin NATO'la iyi bir müttefik olmadığı başlıkları öne çıkarıldı ama aslında şu iki temel mesaj için o açıklamayı yapmıştı Blinken. Birincisi şuydu. Türkiye batıya çapalanmış kalmalı dedi Blinken. İkinci mesajı ise Türkiye'nin bazı kritik meselelerde ABD ile aynı safta olmasını sağlamalıyız dedi. Bu NATO düzleminde yapılacak işleri tarif etmenin de bir başka yoluydu. Akar ise Türkiye NATO'yu kendi güvenliğinin merkezine koymaktadır diye bir açıklama yapmış oldu. Bunun devamında Brüksel'e giderken Erdoğan da 2030 konsepti düzleminde NATO'nun yeni stratejik konsepti sürecinde Türkiye'nin NATO'daki rolünün artacağını söyledi. Şimdi bu NATO'yu esas alarak bir çözüm noktasında buluşmanın açıklamalarıydı. Peki ne olacak masada? Bunlar olmayacaksa yani S400, YPG, FETÖ, Halk Bankası vesaire bunlar olmayacaksa masada ne olacak? Bu aslında Jake Sullivan çok özetle söyledi. Afganistan, Suriye ve Libya dedi. Bu üç konunun temel özelliği de bir birincisinin Afganistan meselesinin NATO meselesinin bir parçası olması, iki Suriye ve Libya meselesinin de e, tıpkı Ukrayna Karadeniz meselesi gibi Amerika'nın Türkiye-Rusya işbirliğini sabote etmeyi becerebileceği alan olarak görmesi. yani İdlib'de e, Türk-Rus ilişkilerini sabote edebileceğini Libya'da da Hafter ve yani Tobruk Trablus ayrılığı nedeniyle yine burada da Rusya ile ilişkilerini sabote edebileceğini düşünüyor Amerika ve bu meseleleri yeni işbirliği alanları olarak e, gündeme getirmiş durumda. Şimdi buradan sorunuza dönmüş olursan cevabını aslında kısmen vermiş oldum benim kanaatim her ne kadar e, S-400 ile ilgili pek çok e, model, Pakistan modeli Naçman modeli, İncirlik Kıbrıs vesaire konuşuluyorsa da benim kanaatim bu e, derinlikte bu konu gündeme gelmeyecek. Birincisi, ikincisi Ankara'nın ve Washington'un bu işi e, bir süre daha e, Nisan 2020, 2020'den bu yana olduğu haliyle götürmekte uzlaştığını düşünüyorum ben. O ne nedir o uzlaşı? O şudur yani aktif etme ilanı vardı Türkiye aktif etmiyor, test e, atışlarını yaptı sadece karşılığında Amerika bunu çalıştırmayacağına dair yazılı taahhüt ver diyor. Ama Erdoğan için bu yazılı taahhüt büyük sıkıntı yaratacağı için o da verilmiyor. Yani bir şekilde hem çalıştırmadan hem de bu konuda pozisyon değiştirmeden her iki taraf bunu bir süre daha götürüp önümüzdeki aylarda Afganistan, Libya, Suriye, Ukrayna, Karadeniz buralarda ne oluyor? Ne kadar birlikte yürüyorlar? Bunlara bakarak bu meseleyi, Kenarda tutacaklar Yani bugünden yarına saat 18'deki görüşmeden S-400 konusunda ben herhangi bir çözüm beklemiyorum. Tıpkı YPG'ye desteği konusunda Amerika'nın bunu bir anda e, tamam hata yapmışız deyip değiştirmesini e, beklemediğim gibi tüm bunlar e, Türkiye ile Amerika arasında e, ciddi sorunlar olarak bir süre daha e, bulunmaya devam edecek. Bu arada e, görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan-Emmanuel Macron görüşmesinin hemen ardından Macron'dan bir açıklama var. Ortak stratejilerin netleştirilmesine vurgu yaptım. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bu sefer e, İngiliz lider Boris Johnson arasındaki görüşmenin de resmi olarak başladığının altını çizelim. Sayın Loğlu, yan görüşmeler olarak görülüyor ama dikkat çekmek istediğiniz bir husus var mı? Hem Macron hem Boris Johnson görüşmelerinden yoksa Biden görüşmesi bile başlıklar halinde detaylıca görüşülemeyecek haliyle kalacakken bu görüşmeler iyiden iyiye tam bir protokol görüşmesi mi diyeceksiniz? Şimdi bunlar yani yapılması kaçınılmaz olan görüşmeler. <laughs> Çünkü yani Türkiye'nin Fransa ile ilişkileri sorumluydu. İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrıldıktan sonra Türkiye'nin İngiltere için önemi bir hayli yükseldi, arttı. O bakımdan bu görüşmeler Beklenen görüşmelerde içerik itibariyle bir karşılıklı gönüllü tazeleme söylenleri olduğunu düşünmemiz lazım. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa Atlantik Camiası'nın içinde yer almaya devam etmek istediğini, bu bağlamda NATO ittifakının ki burada Sayın Mehmet Ali Güller'e tamamen katılıyorum, ana vurgu Biden'ın Boris Johnson ve Macron tarafı, tarafından da NATO ittifakı üzerinde olacak. Ama en güçlü vurgu Başkan Biden'dan gelecek. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sizin Rusya ile ilişkilerinizi, Çin ile ilişkilerinizi anlıyorsunuz.